Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selamü Rasulüna ve Alehi ve Sahbihi Ejmâin. Sevgili Lalegül TV izleyenleri, Arapça dersleri bina bahsi dördüncü dersimizle tekrardan bir aradayız. İnşallah bugün bina dersinde kaldığımız yerden en son konudan an itibariyle devam edeceğiz. Rabbim öğrendiklerimizi istifadeli amellere dönüştürebilmeyi ve öğrendiklerimizi en güzeli öğretebilmeyi insanlara faydalı olacak bilgileri bu vesilelerle başkalarına taşımaya vesile olacak şeylerle bizleri bu dersler hürmetine inşallah vesile eylesin. Bina dersleri dördüncü dersimiz. Ne öğreniyoruz? Kelamullah'a giden yolda Allah Azze ve Celle'nin bizlere seslendiği dilin altyapısındaki gramer'i öğreniyoruz. Güzel bir yola çıkmıştık. Demiştik, ''Men nasara nasarahullah'' Bu yola çıkan aslında Türkçesi, bu yola çıkan, bu yola çıkmaya niyet eden birisine Allah Azze ve Celle sonuna kadar yardımcı olacaktır. Yeter ki samimiyet ve fedakarlık, özverili çalışma sadece samimiyet tabii ki yeterli olmuyor. Tabii ki bunun ahirette ecri tabii ki var. Ama dünyadaki başarısı içinde, başkalarına faydalı olabilmek için hep başarılı olan insanlara, günümüzde toplumu yönlendiren dini liderlere veyahut da bakıldığı zaman adam gibi adam denilen insanlara, e, dini misyonu tamamlamış, dini misyonu e, çok güzel olan insanlara, örnek, rol model dediğimiz insanlara baktığımız zaman samimiyet var. Bir de artı özverili çalışma, disiplinli çalışma var. Bu da disiplinli çalışmanın meyvesi olan bir ders inşallah. Bu derslere iyi çalışırsak, bu Kelamullah'ı anlamaya giden çok kutlu bir yol. Yabancı dil deyip geçemeyiz Arapçayı. Bu Kur'an dili, Rabbin dili tabiri caizse. Evet, biz geçen derslerde ne görmüştük? Kavramlar diye başlamıştık. Binaya başlarken önce kavramları bilmeliyiz ki öğreneceğimiz bapların tariflerindeki geçen bu kavramları iyi bilelim ki babları birbirinden daha iyi ayıralım binanın bize ne demek istediğini, bu kitabın bize ne anlatmak istediğini daha iyi anlayalım demiştik. Demiştik ki Arapçada fiiller harf sayısına göre sülasi ve rubayi ikiye ayrılırlar. Yani Arapçada bir fiil mazi ya üç harflidir ya dört harflidir. Daha ötesi yok. Beş harflisi var mı? Yok. Ama nasıl yok? Sülasiler yani aslı üç harfli olanlar ya ek almaz ya ek alır. Ek alır, almazsa mücerret, ek alırsa mezit. Bunu aslında mezidun fih deniyor ama kısaltılması mezit. Eğer kulak dolgunluğu veya olursa veya da bir kitapta görürseniz mezidün fih diye öyle kullanılıyor. Aslı bu ama çok kullanıldığı için ibarenin geri kalanı söylenmiyor. Mezit söyleniyor. Kafanızı karıştırmasın diye buraya değinmiş olalım. Evet, rubai fiiller aslı dört harfli olanlar. Dört harfli olup ekleme olmazsa mücerret, dört harfli olup ekleme olursa mezit. Dört harfli olup ekleme olursa beş harfli olur ama ismi değişir mi? Değişmez. Çünkü aslı dört harflidir. Beş harfli olabilir ama beşinci harf nedir? Ektir, fazlalıktır cümlenin, kelimenin, fiilin aslında değildir. Dedi ki fiile oluşturan harflerin isimleri vardır. Bunlar çok önemli demiştik. Geçen dersimiz itibariyle ne kadar önemli olduğunu da görmüştük. Çünkü babın tanımını yaparken aynen fiilinin aldığı harekedir demişti birinci bab için. O yüzden bunları bilmek, harflerin isimlerini bilmek bizim için ibareyi çözebilmek adına ve babları birbirinden ayırabilmek adına ee, en önemli ayraçımız bu şeyde bina bahsinde. Fiile oluşturan harfler, fiil mazinin ilk harfi, ikinci harfi ve son harfi şu an itibariyle bu kadarını bilmemiz yeterli demiştik. Ve fiil muzari'nin başındaki harfin ismi neydi? Muzarat harfiydi. Fiil mazi ve muzari'yi bilmek formül bilmek adına yetiyordu. Çünkü diğer bütün kalıplar nereden yapılıyor? Fiil muzari'den yapılıyor. Bunu nerede gördük? Bunu emsile derslerinde görmüştük. O zaman fiil muzari'yi çözdüğümüz zaman aslında cehdi mutlakları, mustagrakları, nefi halleri, nefi istikballeri hepsini çözmüş oluyoruz. Sülasi mücerretler diye biz konuya giriş yaptık. Dedik ki altı bab. Birinci bab. Geçen hafta gördüğümüz bab. Faale yef'ulü babu. Birinci babtı. Neydi? Aynel fiili. Bakın aynel fiili gördüğümüz kavram. Aynel fiili mazide meftu muzaride merfi olan. Bu hafta itibariyle neyi göreceğiz? İkinci bab. Faale yef'ilu. Bakın dikkatli bakarsak. Mazide aynel fiili meftu muzaride meksur olan yani kesralı olan altta olan harekesi. Üçüncü bab faale yefalu ikisinde de meftuh dikkat ederseniz. Dördüncü bab faile yefalu bakın iki ile tam tersi aslında. İki faale yefalu dört faile yefalu mazi muzarisi işler dışlar çarpımı gibi gördüğünüz gibi. Beşinci bab beşinci babta beşinci babta her ikisi de gördüğünüz gibi merfu faule yefulu şeklinde. Birinci baba benziyor mu dikkatli bakın benziyor. 1 5'e dikkatli bakın. Benziyor. Fark ne? birinci babın mazisi fe'ale. Onun mazisi fe'ule. Muzarileri aynı aslında. Altıncı bab fe'ile yef'ilu. İkisi de meksur. Neye benziyor? Bakarsak 4'e benziyor. Fe'ile 5 Altı ney? Fe'ile yef'ilu. Muzarilerinde fark var. Gördüğünüz gibi. Babları birbirinden ayıran şeyler... Aynal fiillerinin almış olduğu harekeydi. Bunu geçen ders itibariyle öğrenmiştik. Süreç mücerretlere başlarken dedik ki her babın kendisine ait bir vezne olur. Yani ölçüsü olur, formülü olur. Hani gramer şeyde, geometride, matematikte bir formül vardır. Formülü bildiğiniz zaman onu hangi işleme uygularsanız uygulayın oradan bir netice alıyordunuz. Aynı öyle düşünün. Bir formülü vardır, ölçüsü vardır. Bu formülü bir iyi bilirseniz hangi fiile uygularsanız uygulayın kesinlikle netice almış olursunuz. Mevzunu vardı misali yani formüle uygun gelen örneği vardı. Başka alameti vardı. O babı diğerlerinden ayıran özellik işte aynel fiilin aldığı hareket sembol diyorduk. Bir de o babın binası vardı. Yani sonuç itibariyle obaptan olduğu zaman neyi bilmiş olacağız? Binası. Yani o babın fiile yüklediği mana. Hatırlayın geçen dersimizde örnek vermiştik. Yedi yedirdi. Aslında ikisi de aynı kökten gelmesine rağmen manaları farklı. Türkçedeki bu değişikliği mesela yapan ek Arapçada işte binadaki 35 babın birbirinden ayrılmasına neden olan fark. Tabi Arapçada çok daha geniş bu, bu konu. İnşallah bina dersinde ilerleyen derslerde genişliğini görmüş olacağız. Ve geçen hafta itibariyle sülası mücerretlere başlamıştık. Sülası mücerret birinci bab demiştik. Vezni feale yef'uludur. Mazim meftu muzari mazmum merfu yani mevzunu nesara yansuru. Hatırladığımız gibi örneği yani Alametin mazide hareke, meftuh, muzaride hareke, merfu idi. Peki babın binası neydi? Çoğu kere müteaddi, bazen ise lazım olur. Yani geçişli fiil Türkçedeki ve geçişsiz fiil. 100 fiil gelse 80'i e geçişli, 20 tanesi geçişsiz fiil olur demiştik. O zaman nasıl arayan soru? Ne örnekte? Hangisini örnekte hatırlayalım? Geçişliye mi, geçişsiz mi? Eğer yardım etti, Ahmet yardım etti, kime yardım etti sorusu geliyorsa, bu fiil geçişlidir. Ne demiştik Türkçe'de? Müteaddi, aynen kelime manası Arapça'da aynı. Müteaddi yani failin yaptığı iş mefule geçiyor. Geçerse, örneğini vermiştik Nasar Yansur'u. Peki hatırlayalım. Şeyin örneği neydi? Lazımın örneği neydi? Haraca zeydun, zeyd çıktı. Haraca yahrucu. Birinci bab, çıkma işi çünkü mefule geçmiyor. Nesneye geçmiyor idi. Birinci babı geçen hafta itibariyle yapmıştık. Sülasi mücadelelerin yani yalın üç harflerin birinci babını geçen hafta itibariyle yapmıştık. Şimdi ise yalın üç harflerin bina dersleri, bina bahsi, Arapça dersleri, bina bahsi. Dördüncü dersimizde sülasi mücadelet yalın harflerin ikinci babını inşallah bu hafta itibariyle yapmış olacağız. Peki ikinci bab nedir? Faale yef ayludur. Farkı zaten direkt gördünüz. Mazide Aynel fiili meftuh, muzaride aynel fiili meksur olan baba ikinci bab deniyor. Her babın neyi vardı? Dört şey vardı. Bu babında sülasi mücadele ikinci babın vezni faale yefailudur. Mevzunu bakın birinci babda nasara yan soruydu. Burada varabe yadribu, bu kırmızı putonlu harflerin harekesine dikkat etmenizi istirham ediyoruz. Alameti neydi? Mazide şeyler böyle gösterilir, harekeler böyle gösterilir. Bir yuvarlak var veya bir çizgi var. Üzerinde üzerinde başka bir çizgi varsa bu meftuh demektir. Eğer bir çizgi var veya bir yuvarlak var altında böyle bir hareke varsa bu meksur demektir. Yani yuvarlağın üstünde ise meftuh, altındaysa meksur. Mazide artık aynal fiili yazmıyoruz çünkü biliyorsunuz aynal fiil çünkü ne demiştik? Sülasi mücadelelere başlarken bu altı bab neye göre ayrılıyorlar? Bu altı bab aynel fiilin aldığı harekeye göre ayrılıyor. Yani ortadaki harfin harekesi. Mazide aynel fiili meftuh, muzaride aynel fiili meksursa. Aynı ne gibi? Fe ale yef ilu. Ayına bakın burada meftuh, burada meksur. Burada örnekte olduğu gibi. Binası neymiş? Çoğu kere müteaddi bazen lazım olur. Aynı ne gibiymiş o zaman ikinci babın binası? Aynı birinci bab gibiymiş. Yani 100 fiil gelse 80'i hemen hemen oranlama yapıyoruz. Müteaddi 20 tanesi de lazım olur. Müteaddi ve lazımın ne olduğunu geçen haftaki derste görmüş olmuş idik. Şimdi sülasi mücadret ikinci babın ne demiştik? Dört şey göreceğiz. Vezin, mevzun, alamet, bina. Bunları her babda görecektik. Yani babın formülü, babın örneği, babın alameti ve babın fiile kattığı mana. Bunları dört, dört şeyi her babda göreceğiz. 35 babın her birinde bu dört tane terimi bablara uygulayarak pratikte ilerlemiş olacağız, yol almış olacağız Rabbim min inayetiyle, musaddesiyle. Faale yef'ilu. Babın vezni. Yani formül. Formül dediğimiz neydi? Faale yef'ilu. Bunu böyle ezberlemeliyiz formüller. Formüller ezberlenir. Ee, mazisinin aynel fiili meftuh. Gördüğünüz gibi aynı harfine bakıyoruz. Aynel fiili neydi? Buydu. Mazisinin aynel fiili meftuh. Muzarisinin aynel fiili neydi? Meksur. Bu iki babı bilmek formül olarak niye yetiyordu? Çünkü emsileden hatırlıyoruz. Diğer bütün şeyler, fiiller Fiili Muzari'den yapılıyordu. Fiili Muzari'de burası meksur ise o zaman fiili Muzari'den yapılan nefi hal, nefi istikbal, tekidi nefi istikbal gibi diğer fiillerde buranın harekesi ne olacak? Muzari'den yapıldığına göre onlar da meksur olacak. Mesela Nasara Yansuru'dan geçen hafta La Yansuru örneğinde, e, nefi istikbal örneğinde La Yansuru. Niye ben orada sat harfine ref harekesi verdim? Çünkü fiili Muzari'de Yansuru'da da ref harekesi verdim. Bakın burada değişecek. İşte yavaş yavaş bilgilerin pratiğe döndüğünü görmüş olacağız. Fa ale <yaf 'ilü> ne dedik? Sülasi mücadelelerin yani yalın üç harfli üç harfli derken neye bakıyoruz? Fiili mazi. Fiili mazisi üç harfli olanlar ve ek almayanların ikinci babı veznedir. Veznedir. Fa ale yefaidudur. <'ilüdür> mazi de aynel fiili meftu, muzari de aynel fiili meksur. Sülasi mücerret ikinci babın peki mevzunu neydi? Dört konu vardı. Vezin mevzun. Yani vezne örnek gelen, formüle uyan pratik örnek. Bu neydi? Darabe yadribu. Birinci babda neydi? Nasara yan suru. İkinci babda neymiş? Darabe yadribu. Bakın faale yef'ilüye benziyor mu? Tabii ki benziyor. Kırmızı putonlu harflerin harekesine baktığımız zaman mazide aynel fiili, meftuh muzaride aynel fiili meksur olduğunu göreceğiz. Evet. Sülasi mücerret ikinci babın alameti ne? Alameti gördüğümüz gibi mazide ne demiştik? Yuvarlak putun üzerinde yer alan meftuhtur. Altında yer alan meksurdur. Meksur böyle ifade edilir, tabir edilir. Meftuh böyle tabir edilir. Mazisinin aynel fiilinin meftuh olması, muzarisinin aynel fiilinin meksur olmasıdır. ikinci babın alameti. Peki bu sülasi mücerretlerin ikinci babının binasın için çoğu zaman müteaddi yani geçişli fiildir. Bazense lazım olabilir. Sülasi mücerretlerin binası çoğu zaman müteaddi bazen lazım olur. Bunları dediğim gibi bu vezin mevzun alamet ve bina bunlar her bapla ilgili ezberlenmeli. E, sağlıklı bir bina altyapısı oluşturabilmek için bunların ezberlenmesi gerektiğini bir daha ifade ediyoruz. Müteaddi fiilimiz örnek. İkinci bab, sülasi mücerretlerden ikinci babtan müteaddi örnek bez Zeydun Amran. Ne demiştik? Arapçada Arapçada bir fiilin hangi baptan geldiğini öğrenmek için sözlüğe baktığınız zaman sözlükte hem mazisini hem muzarisini hem maslarını verir. Çünkü bunlar semayidir. Yani Arapların kullandığı şekil üzeredir. Belli bir formülü yoktur. Yani siz kurallı bir şekilde bu hangi baptan geliyor diye bir fiili e, mantıki olarak bulamazsınız. Sözlükten mazisinin ve muzarisinin harekesine bakarak hangi baba girdiğini öğrenebilirsiniz. Darabeye sözlüğe baktığınız zaman muzarisinin yaldır bu geldiğini göreceksiniz. Yani süresi mücerretlerden ikinci baba giriyor. Geçen haftaki derslerde yaptığımız şeyi gene yapalım. Darabe fiilimiz. Türk Arapçada cümle yüklemle yani fiille başlıyordu. Türkçenin tersine fiilesiz kim dövdü diye yani fiile kim sorusunu sorarsanız darabe dövdü, biri dövdü kim dövdü sorusunda aldığınız cevap, aldığınız cevap faildi. Yani o işi yapan. Peki kim dövdü? Ortaya çıkmış oldu. Geçen hafta söylemiştik faillik belirtisi neydi? Şu hareket faillik belirtisiydi. Şu anlık bilmemiz gereken. Yani fiilden sonra şu hareketi görürseniz aslında direkt onun o fiili yapan kişi olduğunu anlamış olacağız. Bu peki fiile fiile kim dövdü dedik? Zeyt dövdü. Peki Zeyt kimi dövdü? sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevap neydi? Zeyd dövmüş. Zeyd birini dövmüş. Döven kişi Zeyd. Peki Zeyd kimi dövdü? Aldığımız cevap mefuldür. Yani Türkçemizdeki nesnedir, etkilenendir. O zaman burada maalesef dayak yiyen Amur olmuş oluyor. Bu da e, Arap gramerinde Zeyd Amur meselesi veya fıkhi meselelerde meşhur olmuş. Darbı meseldir. Zeyd sürekli Amur'u döver veya Zeyd hep bir şekilde Amur'u ezer. Böyle bir misal silsilesi Nahiv öğrenen öğrenci kesinlikle zeyt ve Amr'ı tanımadan nahvi öğrenmemiştir, sarfı öğrenmemiştir. Bu isimler zarbı mesele olmuştur nahiv kitaplarında. Bizler de o örnekler üzerinden geleneği takip ediyoruz. Şimdi zarabe fiili ikinci baptan geliyor. Sülasi mücerret çünkü muzarisi bu geliyor. Aynı faale yef ilu vezninde olduğu için. Ve burada müteaddi olduğuna biz kani olduk. Neden? Çünkü kim sorusunu sorduk cevap zeyt kimi sorusuna da cevap bulduk Amır. Eğer bir failin yaptığı iş başkasını etkiliyorsa ki dayak işi kendi başına olmayacağına göre başkasını etkiliyor. Başkasını etkilediği için ne oldu? Bu fiil müteaddi oldu. Müteaddiyi bir şekilde daha tarif etmiştik. Nasıl tarif etmiştik? Müteaddi demiştik ki eğer bir fiil vücudun belli uzuvlarıyla yapılıyorsa dayak atmak nasıl yapılır? Dayak atmak değil mi? Vücudun belli organlarıyla yapılır. Dolayısıyla bu müteaddidir. Eğer bir fiil, şimdiki örnekte lazım örneğinde geleceği gibi vücudun belli kısmı ile yapılıyorsa, celese zeydun, celese aslında vücudun tamamıyla yapılıyordur. Celese fiili vücudun tamamıyla yapılıyordur. Ve celese fiili başka bir şey etkilemez. C zeyd oturdu, bundan etkilenen biri olmaz. Dolayısıyla zeyd, celese fiili, fiilimiz celese ve... Kim oturdu diye soru sorduğumuz zaman aldığımız cevap gördüğünüz gibi ze gördüğünüz gibi faillik alameti. Kime sorusu veya neyi sorusu buna sorulmaz. İleride bununla ilgili daha detaylıca bilgiler öğreneceğiz tabii ki. Yani bunun meful alabilmesi için şartlar var. Direkt meful alamaz. Ama ek harflerle, e, eklemeler yaparak meful alabilir. Ama müteaddi fiil direkt meful alabilir. Yani siz nereye oturdu deseniz aslında bunda cevap alırsınız. Koltuğa diye cevap alırsınız. Ama bunun için şartlar var. Bir müteaddi gibi değil. Bunları ileriki derslerde görmüş olacağız. Şimdi faale yef'ilu ne dedik? Faale yef'ilu örneğini verdik. Bakın aynel fiillerinin hareketlerine dikkat. Darabe yadrib örneğini verdik. Aynel fiillerinin hareketlerine dikkat. En son verdiğimiz celese yecilisi örneği vardı. Aynel fiillerinin harekelerine dikkat. Hepsi gördüğünüz gibi uyum içerisinde gelmiş. Hepsi ikinci babın birer belirtisi. İbaremize gelelim. Elbabü sani. Bismillahirrahmanirrahim. Sülasi mücerret bablardan ikincisi nedir? Faale yef'iludur. Ne demiştik? Burada aslında gizli bir soru var. Vezni nedir? Faale yef'ilu vezni. Faale yef'iludur. Peki bu babın Mevzunuhu sülâsi mücerretlerden ikinci babın bu zamir oraya gidiyor huzamiri zamiri yukarı gidiyor sülâsi mücerretlerden ikinci babın mevzunu nedir darabe yazribul darabe yazıyı budur yani misali peki ve alametuhu bu sülâsi mücerret babların gene hı zamiri nereye gidiyor sülâsi mücerrede gidiyor sülâsi mücerretlerden ikinci babın alameti belirtisi nedir en yekûne olmasıdır aynu fi'lihi aynel fiilinin yani Ortadaki harfin meftuhan meftuh yani üstün olmasıdır nerede? Fil mazi fiili mazide. Fiili mazide aynel fiilinin harekesinin meftuh üstün olmasıdır alameti. Bitti mi bitmedi? Ve meksuran daha ne olmasıdır? Meksur olmasıdır. Kesreli altta olmasıdır harekenin nerede? Fil mudari yani fiili muzaride meksur olmasıdır. Demek ki bir babın fiil mazideki orta harfi aynel fiili meftuh muzarideki Orta harfi meksur ise bu bab ikinci babtır. Alameti buymuş. İbare bitti mi bitmedi. Ve bina uhu. Peki bu babın belirtisi, binası yani fiile kattığı mana nedir? Eyvan. Aynı şekildedir. Aynı şekildedir. Eyzan aynı şekildedir demek. Aynı şekilde ne demek? Geçen dersin ibaresinde ne geçmişti? Littadiyeti. Aynı birinci babtaki gibi. Eyzan ne demekmiş o zaman? Aynı birinci babtaki gibi. Littadiyeti galiben, galiben çoğu kere. Çoğu kere müteaddi içindir bu bab. Yani buradan gelen fiil müteaddi manasındadır. Vakat yekunu bazen olabilir. Lazimen lazım olabilir. Yani bazen geçişsiz fiil olabilir bu vaptan gelen. Çoğu kere geçişli fiildir ama bazen geçişsiz fiil olabilir. Örnek verdik mi? Verdik. Neyi örnek verdik? Celese geçişsiz fiile lazıma örnekti. Ama çoğu kere bu baptan gelen darabe ise müteaddiye örnek idi. İbaremizde bu kadar sevgili izleyenler. Hem misal örneğimiz var bir de. Misalimiz var bir de ibaremizde. Misalül mutaaddiyi, mutaaddi'nin misali. Biz bunları slaytta yaptık ama ibareyi okurken bir daha üstünden geçiyoruz. Müteaddi fiile misal. Nedir? Nahvu. Nahvu gibidir demek. Ne gibidir? Darabe zeydun amran. Misali gibidir. Darabe zeydun amran misali müteaddinin örneğidir. Çünkü darabe fiili gördüğünüz gibi döven var, dövülen var. Kim ve kimi sorusunu sorabildiğiniz için, yani failin yaptığı iş mefule geçtiği için bu fiil ne olmuştur? Bu fiil gördüğünüz gibi müteaddi olmuştur. وَمِثَالُ lazimi Peki bu baptan gelen lazım fiillerin misali ne gibidir? Nahvu celese zeydun gibidir. Celese zeydun. Oturma işi gördüğünüz gibi kimi veya kimi sorusunu almadığı için e, meful meful alamadığı, alamadığı için, daha doğrusu düzeltmiştik, eksiz meful alamıyor. Yani yardımcı bir harf olmadan, edat dediğimiz Türkçe'de edatlar olmadan meful alamıyorsa biz buna lazım fiil diyor idik. İbaremizi de okumuş olduk. İkinci babı da bitirmiş olduk. Geçmişi hatırlamak adına ikinci babın emsileyi muhtelife çekimini beraber yapalım. Somut şimdi neye yansıyor öğrendiğimiz bilgi? Bunu görmüş olalım. Emsile de öğrenmediğimiz bir şey öğreneceğiz. Barabe fiili. Neymiş? Fiil-i mazi. Bildiğimiz gibi nasara gibi. Darabe dövmek kökünden geliyor. Fiil-i mazi olduğuna göre dövdü. Darabe fiil-i mazi. Yadribu. Ne demiştik? Formül muzarisinin aynel fiili meksur olacaktı. Muzarisi manası ne? Dövüyor, döver, dövecek. Darben ben master, mastarı, mastarlar semaiydi. Onlara biz karışamıyorduk. Sözlükten, Araplardan duyduğumuz üzere onları biz öğreniyorduk, biliyorduk. Daribun, Geçen dersimizde ismi fail ile ismi atlamıştık. Kafanız karışmasın. Harace fiilini yaparken haricun, mahrucun. Ee, onları atlamıştık. Ee, bu dersimizde aynı kalıptan siz onu tamamlayabilirsiniz. Yani farklı bir şey anlaşılmasın diye burada hatırlatmış olalım. Daribun, ismi fail, döven demek. Buna yansıyan bir örneği yok. Daribun, bildiğimiz failun, nasirun kalıbında. ismi fail örneğimiz. Madrubun, dövülen kişi demek. Örneğimizde amırdı. İsmi mefulün örneği. Bu da şimdi pratik örneğe, emsilede görmediğimiz buraya yansıyan bilgiler gelmiş, gelmeye başlamış oluyor. Lem yadrip, bakın cehdi mutlağın örneği, cehdi mutlak. Dikkat edin, lem yansur diye görmüştük biz. Sondan bir önceki harfin harekesi e, merfu idi. Ama lem yadrip oldu, burası meksur oldu. Neden? Çünkü bunlar muzariden yapılıyor. Muzarisi böyleydi. İkinci babının muzarisi böyle olduğu için artık lem bile olsa başında lem yadrip oluyor. Lem yadrup olmuyor. Halbuki de nasıl görmüştük geçen haftaki derste de birinci baptan gelen lem yan sur oluyordu. Bu birinci baptan olsa nasıl olacaktı? Lem yad rub olacaktı. Halbuki nasıl oldu? Lem yad rip oldu. Cehdi mustagrek de aynı. Lem ma yadrip. Cehdi mustagrek. Ya, bu lem yadrip ne demekti? Geçmiş zamanda yapılmayan bir olay. Dövmedi. Lem me yadrip ne demek? Henüz dövmedi henüz dövmedi ama gördüğümüz gibi sondan bir önceki harfin harekesi meksur olmuş. Çünkü fiil muzariden yapılıyor bunlar. Muzaride ikinci babın formülü neydi? Feale yefilu. O zaman bunlar da yefilu vezninde olacaklar. Ma yedribu. Neydi bu? Nefihal. Dövmüyor, şu an dövmüyor. Şimdiki zamanın olumsuz hali. Başka örneğimiz la bu nefi istikbal dövmeyecek. Len yadribe gördüğümüz gibi kırmızı puton harflerin hareketlerine dikkat ettiğiniz zaman hepsi meksur. Ne tekidi nefi istikbal asla dövmeyecek gelecektir. Li yadrib emri gayip burada olmayan üçüncü şahsa emir veriyorsunuz. Nehi emri gayip Harekesi önemli tabii ki manası ne? Dövsün. Ona seyleyin dövsün. Üçüncü şahsa, üçüncü tekil şahsa emir veriyorsunuz. La yadrib siz üçüncü tekil şahsa nehi veriyorsunuz. Emir değil de dövmesin. Ona söyleyin dövmesin şeklinde. Nehi gayip. Harekesi gene önemli. Kırmızı puton gördüğünüz gibi meksur. Birinci vaptan gelse nasıl olacaktı? Ya, la yadrup olacaktı. İkinci vaptan geldiği için la yadrup olmuş oldu. Burada bir değişiklik var. Emsile'deki emre hazır kalıbımızı hatırlarsak, emre hazır örneğimizi hatırlarsak, orada fiili, e, emre hazırın yapılışı değişiyordu. Mesela Kharaca Yahrucu birinci baptan olduğu zaman emir Uhruç geliyordu. Ama bakın ikinci baptan olduğu zaman emir nasıl geliyor? İdrip geliyor. Birinci baptan olsa Udrup olacaktı. Ama ikinci baptan geldiği için İdrip oluyor. Bununla ilgili teferruatlı bilgi öğrenmek istiyorsanız Emsile derslerindeki emri hazır konumuzu inşallah YouTube'dan veya farklı kanallardan, geçmiş derslerden bakmış olabilirsiniz. İdrip gördüğünüz gibi emri hazır ve hareket çok önemli. Şu hareket çok önemli. Çünkü muzarisinde de böyle ikinci bab belirtisi bu. La gördüğünüz gibi ikinci bab belirtisi nehi hazır. Bu huzurda huzurda olan birine yapma diyorsunuz. Dövme diyorsunuz. Dövmeyi böyle dersiniz la Dövü nasıl dersiniz? İdrip emri hazır. Karşınızdakine emir veriyorsanız emri hazır. Döv la dövme. Örneklerinde olduğu gibi. Buradan sonraki mensarunla başlayan kalıpta geçen hafta söylemiştik. Bunlar değişmiyordu. Bunlar da hep aynı. Hangi baptan gelirse gelsin sülasi mücerretlerde mensarundan sonrası değişmiyor. Mensarun kalıbında madrabun geldi. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi. Yani işin yapıldığı yeri anlatıyordu. Madrabun o zaman dövülen yer manasına geliyor mu? Geliyor. Yani dayak atılan yer manasına geliyor. Midrabun neydi? İsmi alet. Manası neydi? dövmeye yarayan alet neyle dövdüyseniz, örneğimiz tabii dövmek üzerinde olduğu için bunları konuşuyoruz. Neyle dövdüyseniz o alete midrap denir Arapçada. Darbeten neydi mastar binayı mer bir kerecik dövmek. Dırbeten neydi mastar binayı nevi neydi bir çeşit dövmek. Yani dövmenin de çeşitleri var. Bu dövme çeşitlerinden bir çeşit dövmek. Bu ifade onu karşılıyordu. Duraybun, dövmecik şeklinde çevirdiğimiz. Ee, hani dövmek değil de dövmecik, nusayrun, yardım etmecik gibi ismi tasıyır diyorduk buna. Ne vardı? Darbiyun vardı, dövmeye mensup. Bir, bir insanın ismi dayakçı diye çıkmışsa darbiyun denir, ee, dövmeye mensup birisi denir. Darrabun, bu ismi failin mübalelasıydı hatırlayalım. Nassarun, çokça yardım eden edendi. Darrabun, çokça döven manasına geliyor bu kalıptan anlaşılacağı üzere. Adrabu en fazla döven ismi tafsil ansaru vezninde en fazla yardım eden adrabu ismi tafsil en fazla döven manasına gelir. Ma adrabahu ne acayip dövdü manası var fiili tacibin evvel ma ve adrib bihi bakın burada da adrib bihi bizim şey buraya da yansımış. Ve adrib bihi fiili tacibin sani bu ondan daha acayip bir şekilde dövdü manası var. İkisinde de ne acayip dövdü manası var. Evet, emsileyi muhtelife çekimini gördük ikinci babın. Film Muzari'den yapıldığı için nelerin değiştiğini gördük. Evet, ikinci babta neyi gördük? Vezin faale yef'ilu, mevzun darabe yadribu, alamet mazide meftuh, muzaride meksur, binası çoğu kere müteaddi, bazen lazım olur. Şu tarz gördüğümüz slaytlar, şu son gördüğümüz slaytlar ezberlenmesi gereken şeyler. Asgari olarak ezberlenmesi gereken şeyler. Daha üstü olur, daha aşağısı olmaz. Eğer binayı sağlam yapmak istiyorsak. İkinci babu da sülasi mücadetlerden bitirmiş olduk. Sülasi mücadetler faale yef'ulu ilk bab. Bu idi. Hatırlayalım. Mevzunu neydi? Mevzunu nasara yansuru. Hatırladık. Mutaddiye örnek nasara zeydun amran. Lazım örnek neydi? Lazım örnek neydi? Lazımın örneği. Mütaddi'nin örneği Nasara Zeydun -ı Amran. Lazımın örneği ise Haraca Zeydun idi. Hatırladığımız gibi Haraca Yahrucu. Bu babın binası çoğu kez mütaddi. Bazen lazım içinde. Alameti aynel fiili mazide meftuh muzaride mazmum. Yani zammeli olmasıydı. İkinci babu da bu ders itibariyle gördük. Faale yefailu. Aynel fiili mazide meftuh muzaride meksur. Örneklerini yeni gördük. Bu örnekleri yeni görmüş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde. Üçüncü bab. Fa'ale yef'alu. Gördüğümüz gibi ikisinde de meftuh. Bunu görmüş olacağız inşallah. Bir daha ki derste dördüncü bab. Bir daha derste beşinci bab. Ve son olarak da fa'ile yef'alu babıyla sülasi mücadretleri bilgi haznemize inşallah nakşetmiş olacağız. Bina dersleri dördüncü derste de beraber olmuş olduk. İnşallah bundan sonra Lale Lalegül TV'deki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma var emsile derslerinde sizin isteğiniz üzerine e, YouTube'da veya da kanalda nerede yer alıyorsa videoların altına bu slaytları koymuş olduk. Orada indirme linki var. O indirme linkine basarak slaytları indirerek bilgisayardan daha rahat dersleri takip edebilirsiniz. Hem emsile derslerine bu linkler koyulmuş olacak inşallah. Hem de bu yeni gördüğümüz dersler YouTube'a koyulduğu zaman altında indirme linki olacak. Oradan dersleri daha rahat takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Beşinci derste görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz." yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.